Vücudumun çeşitli yerlerinde irili ufaklı lipom yağ bezleri var. Onların erimesi için ne kullanabilirim? Her türlü yağ bezi, maytake seti BP, pırasanın P'si, maytake P seti artı inginar kapsülü. Düzenli kullandığınızda yavaş yavaş erir, hiç sorun değil. Yağ bezi olanların yağ bezi, miyom, kist, nodül vesaire olan insanların asla peynir yememesi gerekir. Asla peynir yememesi gerekir. Bir, sakatat yememesi gerekir. İki, peynir yok. Neden yok peynir? Peynir demek yağ demek. Ama bu doymamış yağ asitleri, linolenik asit, linolenik asit, araşmanik asit, zeytinyağı gibi değil. Tehlikeli ölü yağ. Peynirdeki yağ ölü yağ. Bu yağ neye dönüşür? Yağ asidine. Yağ asidi neye dönüşür? Aside. Asit neye dönüşür? Asidoza. İnsan kanının pH'i 7.40. Yani kanımız hafif alkalik. Alkalik. 7.40. Nötr değil. 7.40. Peynir yediğinizde ortaya çıkan aşırı asit kanın pH'ini bozar. 7.40'tan hafif aşağı doğru çekerse hayati tehlike başlar. Bir kişi doğduğu günden öleceği güne kadar kanın pH'i 7.35-7.45 arası gider gelir. Hafif oynama. Binde ikilik bir oynama olur. İki, binde iki. Fazla peynir yiyenlerde asit oranı fazla olacağı için bünyemiz o tehlikeye karşı korumaya alır. Yağla kalsiyumu birleştirir. Depolar. İşte sana yağ bezi. Çöplük. Aslında yağ bezi oluşursa iyidir. Niye iyi? Damarlar yağlanır. Kalp yağlanırsa Allah korusun ölüm. Yağ bezi şeklinde depoluyor. Korumaya alıyor vücut kendini. Çöplük. Buraya çöplük atıyor. Herhalde o çöplüğü eritmek için. Ama sen sürekli yanlış beslenirsen sürekli çöplük oluşuyor. Yağ bezi bu nedenle korumaya alıyor vücut. Yani almasa korumaya, yağ bezi oluşmasa ne olur? Damarlar daralır. Beyin damarları, kalp damarları, göz damarları, bütün damarlar çöker. Bitti gitti. Kalp krizi, beyin krizi. Kalp, o nedenle peynirin her türlü sakatat yasak. Ben bununla ilgili, peynirin yan etkileriyle ilgili 40 yıl önce yazdım. Yayınlayamadım, tepki çok olur diye. İnceledim. Benim burada, kolumda, şurada, nohut büyüklüğünde bir yağ bezi var. Şimdi 40 yıl önce hanım kahvaltı hazırlıyor. Ya arkadaş, 7 çeşit peynir. Ne yapıyorsun sen diyorum ya, 7 çeşit peynir olur mu? Ne yapıyorsun? İsraf. Ben seviyorum. Bir şey de diyemiyorsun, ben seviyorum. İyi. Kahvaltıdan sonra benim buramda ağrı başlıyor. Onu test ettim, bunu test ettim, şunu test ettim. Peynir yediğim zaman oluyor, anladım. Araştırdım, asit oranı yükseliyor. Vücut kendini korumaya alıyor. Peynir yedikten yarım saat sonra ağrı başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde McDougall, New York'ta McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü, kadın hastalıkları, kadınlarla ilgili araştırma yapmış. 3000 bayan üzerinde yapılan araştırmada peynir ve sakatat tüketen bayanların idrarında aşırı kalsiyum ve asit tespit edilmiştir. Aşırı asit ve kalsiyum. Neden? Peynirden almış olduğunuz 100 gram peynir yediniz, 200 miligram kalsiyum aldınız. Onun 3-4 katını sebep olmuş olduğu asit nedeniyle kaybediyorsunuz. Peynirden alınan kalsiyumun 3-4 katını onun sebep olmuş olduğu asidoz nedeniyle kaybediyorsunuz. Yani
Peynir kemikleri güçlendirmez, çürütür. Çürütür. Almanya'da bir bayan gözünün altı, üstü, kenarları böyle tereyağı gibi sarımsı bir tabaka var. O kolesterol çok yüksek demek. Lekeler oluşuyor. Dedim ki sende kolesterol çok çok yüksek. Evet dedi, çok çok yüksek. Sen peyniri çok mu yiyorsun dedim. Evet çok yiyorum. Peynirden kaynaklanıyor. Gözün etrafındaki bu lekeler kolesteroldan, kolesterolün yüksek olduğunu gösteriyor. Karaciğer yağlanması var demek, kolesterol var demek. Bu da aşırı peynir yemekten kaynaklanıyor dedim. Abi ben ama kalsiyumdan nasıl alacağım? Nasıl alacağım? Kalsiyum 3 katını kaybediyorsun peyniri yiyince. Lahanada daha çok kalsiyum var. Lahanayı. Lahanada peynirde daha çok kalsiyum var. Bir de doğal kalsiyum. Peynirdeki ölü değil. Yani hiçbir zararı yok.